Shiliman'ın Agamemnon atfında bulunduğu altın bir maskeye bakıyoruz. Shiliman bu parça topraktan çıkarıldığında Agamemnon'un yüzüne baktım dedi. Agamemnon, Homeros'un İlyadasındaki büyük Yunan kahraman. Bugün bunun Agamemnon olmadığını ve Shiliman'ın yaptığının bir reklam çalışmasından ibaret olduğunu biliyoruz. Aslında bunlar değerli nesnelerle çevrili, birçok cesedin bulunduğu mezar dairelerinde bulunan altın nesnelerden oluşan bir zula. Birçok durumda figürün altın bir maskesi var. Maskeler bu mezarlardaki ölü kişilerin yüzlerine bağlanmış şekilde bulundu. Yakından bakarsanız kulağın yanında küçük delikler göreceksiniz. Maskeyi yüze bağlayacak bir tür ipin bu deliklerden geçirildiğini düşünüyoruz. Miken'de iki mezar dairesi var. Bunlardan bir tanesi Şılımı'nın bulup kazdığı mezar dairesi A, diğeri de mezar dairesi B. Şılımı'nın bir iş adamı. Aynı zamanda da bir çeşit amatör arkeologtu. Bazı sanat tarihçilerinin özellikle de Agamemnon olduğunu söylediği bu oldukça değerli maske hakkında şüpheleri var. Schliemann'ın maskeyi normalden fazla restore ederek 19. yüzyılın hassasiyetlerine göre daha çekici kıldığını söyleyenler var. Fakat bunu tamamen otantik bulan birçok sanat tarihçisi de mevcut. Sonuç olarak biraz dikkatli yaklaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Fakat bulunan zulanın büyük bir kısmının otantik olduğunu biliyoruz. Bu da bize Tunç çağı kültürüyle ilgili birçok şey öğretiyor. Burada kullanılan teknik altının oldukça ince ve düz olana kadar çekişle dövülmesi. Sonra da muhtemelen tahta kalıplar üzerinde tekrar çekişle dövülerek bu gördüğümüz heykel biçiminin verilmesi. Shilliman içlerinde Miken uygarlığında taş duvarlı defin odalarının üzerinde derin dikdörtgen şeklindeki kuyu mezarlar barındıran bu mezar dairesi üzerinde çalıştı. Bu mezar dairesinde kişiler olağanüstü miktarda altın nesnelerle gömülmüş. Belli ki bu kişiler oldukça önemli ve güçlü ailelere mensuptu. Bu mezarlarda yalnızca bu altın maskeler değil, aynı zamanda kolyeler, bilezikler, kaseler, sandıklar, taçlar ve göğüs zırhları da vardı. Bunların dışında kılıç ve hançerler de çıkarıldı. Bu mezarlarda 13 kilodan fazla altın bulunduğu tahmin ediliyor. Miken'in nerede bulunduğunu da göz önünde bulundurmak lazım. Miken bir kale yani güçlendirilmiş şato şeklinde. Bir tepenin doruğunda yer alıyor ve geniş bir vadiye bakıyor. Miken kalesi Anakara'daki bütün bir kültüre adını veriyor. Çünkü Yunanistan'ın Anakara'sında hakim olan bu kültür bütün Akdeniz çevresini etkiledi. Miken, antik Ege kültürünün yani bizim bildiğimiz antik Yunan'dan, Partenon'dan, Yunan tanrılarından daha önceki kültürlerin önde gelen üç tanesinden birisi. Bu daha iyi bildiğimiz Yunanların efsanelerinin beslendiği dönem. Miken kültürü hakkında bildiğimiz şeyler bu fiziksel eserlerden, kalenin kendisinden, diğer çeşitli karakollardan ve bu hazinelerden geliyor. Bunun nedeni de keşfedilen yazının çok az olması. Çok az miktarda çizgisel B yazısı denilen yazı bulundu. Fakat Antik Mısır veya Mezopotamya'daki gibi kayıtlara sahip değiliz. Bazı sanat tarihçileri ve arkeologlar bu kültürü özellikle de daha barışçıl kabul edilen Minos uygarlığına karşı oldukça savaşçı olarak tanımlar. Bunun farklı nedenleri var. Bunlardan biri Mikenler ağır şekilde takviye edilmiş şehirlerde yaşarlarken Minosluların çok daha az takviye edilmiş büyük şatoları vardı. Birçok silah bulduk fakat bu silahlar saldırı amaçlı mı kullanılıyordu yoksa savunma amaçlı mı bilmiyoruz. Sonuç olarak bence bu insanların karakteri hakkında genellemeler yapmak oldukça zor. Shiliman'ın bu mezarları açtığında duyduğu olağanüstü hazzı yalnızca hayal edin.